9 Eylül Üniversitesi Teknoparkı DEPARK ve Teknoloji Transfer Ofisi DETTO'nun kuruluşunun 10. yılı nedeniyle paydaş buluşması etkinliği düzenlendi. Tınaztepe yerleşkemizdeki TGB1 alanında yer alan Beta binasında düzenlenen törende, 10 yıldır DEPARK firmaları arasında yer alan Siskon Otomasyon ve Yazılım adına Genel Müdür Muvaffak Amasya ile Bimar Bilgi İşlem Hizmetleri adına Arkas Holding CIO'su Mert Oruz birer konuşma yaptı. DEPARK Genel Müdürü Aytekin Demir konuşmasında DEPARK'ın kısa ve uzun vadeli yatırım planlarından bahsetti. Özellikle fiziksel alanda, burada sosyal alan ihtiyacını karşılamak üzere büyük bir sosyal alan projemiz var. Yaklaşık 300 metrekarelik bir alanda çardak projemiz var. Hemen Beta ve Alfa binanın önündeki otopark alanında hayata geçireceğiz. Bu yaza yetiştirmeye çalışıyoruz. Çok kısa bir sürede tamamlayacağız büyük ihtimalle. Daha sonra kalıcı bir çözüm olarak da yararımıza yer alan çok değerli firmalarımız var. Onların alan ve büyüme taleplerini karşılamak için de Gama binası projemiz var. Orada da çok ciddi bir çalışmaya başladık. Umarım kısa vadede hemen çalışmalara başlayıp orta vadede bitirmiş oluruz. Yönetim kurulu üyeleri adına konuşma yapan Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor Kökten Ulaş Birant ise şu sözleri kaydetti. Yönetim kurulu olarak elbette biz çok fazla pratik tarafta değiliz. Aytekin Beyler gibi veya TTO'daki görevli arkadaşlarımız gibi çok fazla sahada değiliz. Ancak elimizden geldiğince biz de onlardan bize iletilen istekleri değerlendirmeye çalışıyoruz. Elimizden gelen hem bütçe taleplerine hem uygulama taleplerine karşılık vermeye çalışıyoruz. Ve şunu görüyoruz ki DEPARK'ta sadece burada çalışan firmalar değil, aynı zamanda öğrencilerimizle birlikte çalışmak isteyen firmalarımız var. Aynı zamanda akademisyenlerimizle birlikte çalışmak isteyen firmalarımız var. Aynı zamanda burada bir şeyler yapmaya çalışan ekiplerimiz var. O yüzden daha birlikte bir DEPARK, 9 Eylül Üniversitesi birlikte çalışan bir DEPARK görüyoruz biz yönetim kurulu olarak. Ve elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki yönetim kurulu başkanımız Sayın Profesör Doktor Mahmut Akın yönetiminde. Rektör vekilimiz, aynı zamanda DEPARK Yönetim Kurulu Başkanımız Profesör Doktor Mahmut Ak ise bu başarı öyküsünün yazılmasında emeği geçen mensuplarımıza ve DEPARK firmalarına teşekkür etti. Bu kurumun bugün 10. yılını idrak ediyoruz. Bu 10. yıl tesadüf değil. Bildiğiniz gibi teknokentler, kuruluş teknokentleri, genç teknokentler ve olgun teknokentler olarak tasnif ediliyor ve buna göre de takip edilip ödüle layık olanlar her yıl ödüllendiriliyor. Bu açıdan biz şu anda gençliğini ikmal etmiş ve olgunluğunu tescillemiş bir DEPARK olarak buradayız. Evet, olgunluğa ilk adımındayız ama rakiplerimizin yanında iddiamız da devam ediyor. Bu açıdan 9 Eylül Üniversitesi bu olgunluğa layık olabilecek olan disiplinli, planlı bir ideal sahibi gerçekten Türkiye'nin öncü kitlesine sahip. Yani hem sağlık alanındaki çok çeşitli programa sahip olması, denizcilik ve çok güçlü bir mühendislik fakültesi, mimarlık fakültesi yanında sosyal branşlarında da iddialı hocaları barındıran bir üniversite. Mesela eğitim fakültesi biliyorsunuz son zamandaki proje atağıyla neredeyse mühendislik fakültesiyle yarışır hale geldi. Bundan da gurur duyuyoruz. DEPARK'ın 150. firması olan Soho Yazılım'ın kurucusu Can Mustafa Pala ile birlikte firma kütüğüne plaket çakan Profesör Doktor Ak, sonrasında firma temsilcileriyle sohbet etti ve bazı firmaların çalışma alanlarını gezdi. Ziyaret kapsamında ayrıca Rektör Vekilimiz Profesör Doktor Mahmut Ak ile DEPARK ve DETTO çalışanları Bambu Hızlandırma ve Ön Kuluçka Merkezimizde bir araya gelerek kısa bir toplantı gerçekleştirdi.